Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Omikron denilen koronavirüsün yeni varyantı şu anda Avrupa'nın birinci gündem maddesi olmuş vaziyette. Ancak bu yeni varyantın belirtileriyle ilgili olarak pek çok bilim insanı şu anda net değil. Araştırmalar devam ediyor. Bildiğiniz üzere Güney Afrika'dan bu varyantın çıktığı ifade edilmişti. Güney Afrikalı doktorlar bu varyantın en özgün belirtileri ya da belirgin belirtileri olarak şunları söylüyorlar. Gribe benzer hafif eklem ağrısı, bunun yanı sıra iştahsızlık da bu virüsün en çok kendisini gösterdiği belirtiler olarak ifade ediliyor. Bu varyantın insanlar üzerindeki etkileriyle ilgili olarak da Avrupa'daki doktorlar da çok çok önemli açıklamalar yaptılar. Bunları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da Profesör Doktor Karl Lauterbach kendisi koronavirüs konusunda önemli çalışmaları bulunan çok çok önemli bir profesör ve şunları söylüyor. Diyor ki: "Omikron varyantının bir yılbaşı hediyesi olabileceği ve hatta pandeminin sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söylüyor." Yani Alman profesör belki de bu işi bitirecek diyor bu son varyant olarak. Yine Alman profesör bu yeni varyantla ilgili olarak şunları söyledi. Omikron varyantının başak proteininde 32 mutasyonu var. Yani bu mutantın 32 ayrı türü var. Delta varyantının iki kadar etkisi bulunuyor. Bu durum çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak koronavirüsün daha sık enfekte etmek ve ancak az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir dedi. Yani Türkçesi şu: daha hızlı yayılacak ancak ölümcül olup olmaması ile ilgili soru işaretleri oldukları belirtiliyor. Diğer taraftan İngiltere'den bir açıklama geldi. İngiltere'de Profesör Doktor Paul Hunter bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Bu virüsün mutlak surette en yaygın virüs olduğunu söyleyebiliriz," dedi. Daha önceki Delta vesaire varyantlara göre daha da etkili olduğunu ifade etti. Bununla birlikte bilim insanları uzun zamandır koronavirüsün ortadan kaldırılmasının pek mümkün olmadığı, bunun yerine daha hafif bir soğuk algınlığı benzeri virüse evrimleşeceği konusunda da açıklamalar bulunuyor. Ancak bilim insanları omikron varyantının ne tür etki yaratacağını belirlemek için en az bir aya ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Araştırmacılar ayrıca omikronun endişe verici mutasyonlarının onu delta'dan daha bulaşıcı hale getirip getirmeyeceği ve aşılara karşı direncin gerçek dünyayı etkileyip etkilemeyeceğini anlamak için yine en az 3 hafta çalışmak gerekiyor dediler. Değerli izleyicilerimiz, bakın, insanoğlunun gelmiş olduğu bu nokta gerçekten çok üzücü bir nokta. Yüzyılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgın karşısında bilim insanlarımızın maalesef çaresiz olduğunu, alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısının çok hızlı bir şekilde dünyanın pek çok noktasında arttığını ve deneme yanılma yöntemiyle yol gidildiği yorumunu yapabiliriz. Maalesef önümüzdeki günlerde Avrupa'da durum daha da ağırlaşacak. Bunu söyleyenler bilim insanlarımız. Yani moral bozmak için ya da felaket tellallığı yapmak için tabii ki konuşmuyoruz. Ortada bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar var. Benim öğrendiğim en önemli şey şu: bu zaman zarfı içerisinde maalesef bilim insanlarımız her biri neredeyse ayrı ayrı görüşlerde. Siyasetçilerimiz her biri ayrı ayrı görüşlerde. İnsanların kaderleri bu siyasetçilerle bilim adamlarının, bilim insanlarının eline terk edilmiş vaziyette. Sıvılarla ilgili olarak biliyorsunuz tüm dünyada şöyle bir etik duruş var. Yakında değişeceğine inanıyorum. Nedir bu etik duruş? İsteyen olur, isteyen olmaz. Ama öyle bir noktaya gelindi ki bu sıvıları vurmayanlar bu işin baş sorumlusu olarak ilan edildi. Hiçbir siyasetçi ya da hiçbir bilim insanı kendi yapmış olduğu hatalardan bir damla dahi üzerine alınmak istemiyor. Bütün suç bu sıvıları vurdurmayanlarda.
Hiç kimse de sormuyor, soramıyor ya da böyle bir imkan oluşmuyor. Neden her şeye rağmen, alınan tedbirlere rağmen vaka sayısı ta en başa döndü? Böyle bir soru da yok. Cevap zaten hiç yok. Herkesin konuştuğu tek bir şey var. Şimdi omikron belirtileri, işte bu sıvılar omikrona karşı yeni koronavirüsün mutant hali, biliyorsunuz Güney Afrika'dan yayıldı. Buna karşı bu sıvılar etkili mi değil mi? Başka bir şey yok arkadaşlar. Yok. Hiç kimse geçmişte alınan işte karantinalardı vesairelerdi, bunlarla ilgili de tek bir soru sormuyor. Neden diye soru sormak yasak herhalde arkadaşlar. Ben buradan defalarca anlattım. Anlatmaya çalışıyorum. Bakın benim derdim şu. İnsan sağlığı gibi kutsal ve özel bir konuda herkesin hür iradesiyle ve bu insanların hayatlarını kısıtlamadan karar vermesi gerekiyor. Her konuda, tedavi konusunda, işte sıvı konusunda, aklınıza ne gelirse. İnsanlar maalesef öyle bir noktaya gelindi ki kollarından tutup bu sıvıları basacaklar psikolojisine girdiler. Çünkü günah keçisi olarak bu insanlar ilan edildi. Lafa gelince zorunluluk yok. Hiçbir şekilde bu sıvıları vurdurmasanız da bir problem olmaz. Yani yaşamınızla ilgili diyorlardı. Ama şimdi bir tiyatroya gidemiyorsun, sinemaya gidemiyorsun. İş yerinde mecbur. Bir de işin tabii test boyutları var. Yani uçağı almıyor seni, onu yapmıyor, sınırları kapatıyor, sınır dışı ediyor vesaire. Sana diyor ki, zorunlu değil ama ben seni eve hapsettim diyor. Aslında bu sıvıları vurdurmayanlara verilen bir hapis cezası. Şimdi birilerini şunu söyleyecek olabilir. Çok abartıyorsun. Arkadaşlar, siyasetçilerin söylediklerine son bir yıl içerisinde bir bakın bakalım. Bir yıl önce söylediklerini bugün inkar ediyorlar. Anlatmış olduğum konu tamamen siyasetçilerin insanların hayatlarını, sağlıklarını hiçe saymalarıyla ilgili bir konu. Yoksa sıvı karşıtlığı falan değil arkadaşlar bu. Akşam başka bir şey söylüyorlar, sabah başka bir şey söylüyorlar. Şimdi Almanya'da iki kişi tüm sıvıları tam olmasına rağmen omikron virüsüne yakalandılar. Yani sıvılarını, iki doz sıvılarını vurdurmalarına rağmen. Hadi açıklayın o zaman. Bakın bu haber Reuters'ın geçmiş olduğu bir son dakika haberi. Almanya'da iki kişi sıvıları tam olmasına rağmen omikron varyantının virüsüne yakalandılar. Hadi buyurun. Arkadaşlar, sorumlu yok, muhatap yok. Sadece siyasetçiler çıkıp yaptıkları en güzel şey şu kadar kapattık demek, bu kadar yasak getirdik, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu kadar, başka bir şey yok. Hiç kimse, ya kardeşim bak, bundan sen bugüne kadar bunları yaptın ama biz bir netice alamadık. Bundan sonra da bunları yaparsak bu işin bir garantisi var mı diye sormuyor. Böyle bir duruma geldik arkadaşlar. Siyasetçiler senin sağlığına karar veriyor. Sadece siyasetçiler. O ne derse onu yapacaksın. Bu kadar. Senin düşünmeye, yargılamaya, sormaya, soruşturmaya hakkın yok. Ne ama? İnsan hakları, demokrasi, özgürlük naraları da atıyorlar bunlara. Avrupa'da milyonlarca insan sokaklara dökülerek bu salgınla ilgili alınan tedbirleri protesto ettiler. Şimdi siyasetçilerin neden bu insanları görmediğini, duymadığını sanıyorum daha iyi anlıyorum. Şöyle ki, bunlar dediler ki bu sıvılar işi bitirecek, gittiler milyarlarca euroluk sözleşmeleri bu sıvı üreten şirketlerle imzaladılar. Ve insanlığa şöyle bir psikolojiyle geldiler. Dediler ki biz bu işi bitirdik. Bitti bu iş dediler. Ama görüyoruz ki bu yapılan açıklamalar çok değil. Sadece 8-9 ay sonra ortaya, yani bugün çıktı ki
Doğru değilmiş. Eğer doğru olsaydı bu açıklamalar, bugün vaka sayıları Almanya'da 100 bin olmazdı. Avusturya kapanmazdı. İngiltere yandım anam diye ortalıkta gezmezdi. Belçika hastanelerini doldurmazdı. Hollanda böylesine büyük bir krizin içerisinde olmazdı. Fransa'da yoğun bakımlar bu kadar yoğun olmazdı. Demek ki siyasetçilerin yapmış olduğu geçmişteki açıklamalar deneme yanılma yönteminin açıklamaları tutarsa. Tutmadı. Şimdi diyorlar ki mesela Profesör Doktor Uğur Şahin diyor ki yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. İnşallah insanlığa bir katkısı olur. Şimdi bu geçmişteki şimdi mevcuttaki bu sıvılar da piyasaya çıkmadan önce aynı şeyleri söylüyordunuz. Bulduk, buluyoruz, işi çözüyoruz. Şimdi yine aynı. Bulduk, buluyoruz, işi çözüyoruz taktiği. Sözleşmeler imzalanıyor, paralar alınıyor. Sen sağ, ben selamet. Olan kimi oluyor? Garibim, işte benim gibi sıradan insanları oluyor. Arkadaşlar, gerçekten enteresan bir haldeyiz ya. Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu hayır etsin. Daha neler göreceğiz? Yani daha filme geçmedik. Bunlar reklam. Daha filme geçilmedi. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında yorum bölümüne yazarak bizlerle paylaşın. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da lütfen sizlerden ricam. Aşağıya yorum bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı ve videomuzu da beğenmenizi sizlerden rica ediyorum.